Bir eczacı başörtülü olabilir, tesettürlü olabilir. Bence sakınca yok. Mimar olabilir. İnşaat mühendisi kadın olabilir. Öğretmen olur mu? Milli Eğitim izin verdiği için, Milli Eğitim izin verdiği için başı örtülü şey olabilir. Yani öğretmen olabilir. Bir takım mesleklerde başörtülü olabilir. Hakime, savcıya karışmıyorum. Benim alanım değil. Benim alanım değil hukuk. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Niye hocam? Şimdi psikolojide psikoloğun karşısındaki kişiye karşı nötr davranış içerisinde olması lazım. Nötr. Empati kurabilmesi gerekiyor. Sizinle diyelim, siz danışansınız. Hasta dediğimiz danışan, ben sizinle görüşme yapıyorum. Sizinle empati kurmam gerekiyor. Benim sizinle empati kurabilmem için size nötr davranmam gerekiyor. Eğer size nötr davranamazsam, empati kuramazsam sempati duyarım, özdeşim kurarım. Özdeşim kurarsam danışanımla, hastamla, danışanımla özdeşim kurarsam, sempati kurarsam o artık psikolog danışma olmaktan çıkar. Komşu teyze, komşu amca sohbetine dönüşür. Objektif olmam gerekiyor. Dünyada meslek etiği şudur. Bizim insanlarımız bilmiyor. Meslek etiği. Psikolog, psikiyatrist, PDR'ci. Dini simge kullanamaz. Siyasi simge kullanamaz. Takım simgesi kullanamaz. Milli simge kullanamaz. Psikolog nötr olmak zorundadır. Başörtüsü olduğu zaman ben nötr değilim. Benim belli bir dünya görüşüm var demektir. Danışmaya gelen kişi ya sempati duyar ya da antipati duyar. Meslekten olmayanlar, bu konuda kafası çalışmayanlar bunu anlamıyorlar. Troller böyle belli emir alıp yükleniyorlar. Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır.